Birkaç ayet okuyalım. Mezmur 18. mezmurdan 1'den 6'ya kadar birlikte okuyalım. Sonra da bütün bu konular için Rab'be şükredelim. Seni seviyorum. Gücüm sensin ya Rab. Rab benim kayam. Sığınağım. Kurtarıcımdır. Tanrım. Kayam. Sığınacak yerimdir. Kalkanım. Güçlü kurtarıcım. Korunağımdır. Övgü değer Rab'be seslenir. Kurtulurum düşmanlarımdan. Ölüm iplerine dolanmıştım. Yıkım selleri basmıştı beni. Ölüler diyarının bağları sarmıştı. Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. Sıkıntı içinde Rab'be yakardım. Yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu. Haykırışım kulaklarına ulaştı. Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu. Çıkardı beni derin sulardan. Beni huzura kavuşturdu. Kurtardı. Çünkü benden hoşnut kaldı. Amin. Dua edelim kardeşler. Dua edelim. Gözlerimizi kapatalım. Yüreğimizi Rab'be açalım. Evet Rab hoşnut kaldıracağım kurtarır. Ölümden yaşama kavuşturan Rab'be şükürler olsun. Ebedi hayatın kapılarını açana şükürler olsun. Sonsuz yaşam verene şükürler olsun. Haç üzerinde dökülen mukaddes kurban kanında günahlarımızı bağışlayana şükürler olsun. Rab Mesih İsa'nın dirilişiyle bize diriliş sevinci verene şükürler olsun. Göklerdeki yaşam kitabını aldığımızı yazanına şükürler olsun. Gelmiş ve gelecek olana izzet ve güzellik olsun. Rab bugün yüzünü bize parlasın. Dirilişin gücü üzerimizde görülsün. Ölüm bağları ebediyen çözülsün. Hastalıklar yok olsun. Şeytanın hakimiyeti dağılsın. Kralların kralı, Rablerin Rabbi, kutsalların kutsal İsa Mesih'in krallığının gücü şimdi aramızda işlesin. Ey yaşamın kaynağı olan Rab, sen mübareksin. Her şey üzerinde egemenlik süren yaşamın kaynağısın. Aç üzerinde döktüğün mukaddes kurban kan aracılığıyla yeni bir antlaşma yaptın. Günahları bağışlatan Tanrı kuzusu sana şükürler sunuyor. Bu sevinçli müjde için sana izzet yücelik sunuyoruz. Ya Rab, kelamında söyledin. Ölümün bölüler diğer anahtar benim elimdedir dedin ya Rab. Sen açarsan kim kapatabilir ya Rab? Açtın mı ya Rab, ölüler diyarından bizi kurtardın. Bize sonsuz yaşam verdin ya Rab. Bu sevinci yüreğimize koydun ya Rab. Milletler arasından bizi seçtin ve sevdin ya Rab. Sana şükürler sunuyoruz. Ey duaları işiten, işte ben ve kardeşler bunu sana geldik. Senin önündeydi bu dirilişinin gününde ya Rab. Bu dirilişin sevincini bize tattırdığın için sana şükrederim. Ruh gözlerimizi açtığın için sana şükrederim. Ayaklarımızı selamet yoluna çevirdiğin için sana şükrederim. Bizi saran bütün bağlardan özgür kıldığın için sana şükrederim. Şeytanın egemenliğinden bizi kurtardığın için sana şükrederim. Efendim Rab, yalvarıyorum ki ruhum bugün bütün doluluğuyla dünya üzerine, milletler üzerine dökülsün ya Rab. Karanlıkta
Ölümün gölgesinde yaşayanlar üzerine senin ışığın parlasın ya Rab. Taç üzerinde tutulan o mukaddes kurban kanın, serpmeli kanın serpilsin ya Rab. Sana yalvarıyorum ey kutsalların kutsal yüce Rab. Gel her birimizi bereketle ve mesed ya Rab. Bugün mesedilmiş dudaklardan sana yücelikler sunulsun ya Rab. Adın uğrunda yalvarıyorum ki krallığının gücüyle gelesin. Ya Rab bizi şimdi ziyaret edesin. Zayıflıklarımıza bizi bırakma ya Rab. Düşkünlüklerimize bak ya Rab. Evet, bizi sevdin. Bizi kendine ayırdın. Bu imanı bize hediye ettin. Ve şimdi sana yalvarıyorum ki şeytanın hayatlarımız üzerinde ne planı varsa çözülsün ya Rab. Efendim Rab, sana yalvarıyorum ki o mukaddes serpmeli kurban kanın her birimizin üzerine dökülsün ya Rab. Çünkü senin kanında şifa var. Senin kanında kurtuluş var. Senin kanında yaşam var. Ey yaşamın kaynağı Rab, sen mübareksin. Sevinçli haberi verdin. Ölüm yutuldu dedin. Günahın egemenliği yok oldu dedin. Ya Rab, şimdi sana geldik. Ya Rab, ellerimizi sana açtık. Yüreğimizi sana döküyoruz ya Rab. Her şeyi gören ve bilen. Karanlık üzerimizde egemenlik süremesin. Çünkü sen son sözünde karanlığın gücünü yok ettin ya Rab. O haç üzerindeyken üzerine gelen karanlığı aydınlığa çevirdin ya Rab. Ölülerin üzerinde egemenlik süren o güçlü kapıyı açtın ya Rab. Ölüler dirildiler o gün senin dirilişinin ölümün gününde ya Rab. Mezarlar açıldılar o gün. Yerler sarsıldı o gün. Perde yıkıldı, açıldı o gün. Ey yüce Rabbim, kutsal yerin önündeki engel kalktı bugün. Çünkü sen yol oldun. Sen yaşam oldun. Sen bereket oldun. Evet, gücümüz, kalkanımız, sığınacak kulemiz sensin ya Rab. Biliyoruz ki sana gelenler asla açıkta kalmayacaklar ya Rab. Biliyoruz ki sana iman edenler asla utanca düşmeyecekler ya Rab. Çünkü sen dedin, ben yaşıyorum, bana iman eden de yaşayacak dedin. Halleluya, halleluya ya Rab. Ben ölümü yendim, bana iman etmiş olan ölse de yaşayacak dedin ya Rab. Ben dirildim, siz de dirileceksiniz dedim ya Rab. Bu sevinci bize verdin, sana şükrediyorum ya Rab. Ümitsiz değiliz ya Rab. Çaresiz değiliz. Dünyanın yorgunluğunu üzerimizden al. Zayıflamadan, bütün senin verdiğin ruhun kuvvetiyle sana doğru açtığın kapıdan içeri girmek üzere koşalım ya Rab. Ey yaşamın kaynağı olan Rab. Kalkan elleri gördüm. Açılan dudakları duydum. Sen duaları işitensin ya Rab. Şimdi bütün duaları sana getirdik. Efendimiz Rab, bu duaların cevabını gökten ver. Bugün kardeşlerim, duaların cevabını almış olsunlar. Ya Rab, izzetin hatırı için dualarımıza cevap veren Tanrısın sen. Adını aramızda yücel. Hiçbir kardeşimin darda kalmasına izin verme. Evlerinde ne karışıklık varsa çözülsün. Şeytanın bütün planlarını senin adında kırıyoruz. Aramızdaki hasta kardeşlerimize şifa ver ya Rab. Adın izzeti hatırı için bedenler şifa alsın. Hastalıklar aramızda işleyemesin. Burası kurtuluş evi olsun milletlere. Burası şifa evi olsun. Ey efendim Rab, burası mucizeler evi olsun. Kötü ruhların çözüldüğü yer olsun ya Rab. Efendimiz Rab, ilahilerimiz,
dualarımız önündedir ya Rab. Şimdi katında makbul olsunlar. Ya Rab, ulusların üzerine sevgi bayrağını dalgalandır. Milletleri örten o kara bulutları dağıt. Ey yaşamın Rabbi, ulusları sevindir. Önlerine yaşam yolunu koy ya Rab. Kör gözler açılsın, sağır kulaklar işitsinler ya Rab. Ve bugün ülkemiz önündedir ya Rab. İşte bugün bir karar verilecek. Senin iradeni istiyoruz ya Rab. Ülkemiz üzerinde şeytanın ne planları varsa boz ya Rab. Devlet adamlarının en büyüğünden en küçüğüne kadar. Her birinin yüreği senin avuçlarında olsun ya Rab. Onları hakikatinle yönetesin. Doğruluk ruhuyla onları ziyaret edesin. Adalet ve sevginle yüreklerine dokunasın. Her türlü karıştırıcı ruh ülkemizden uzak olsun ya Rab. Efendimiz Rab, bereketlerini dök ve lanetleri kaldır ya Rab. Yüce İzzetin Rabbi, işte şimdi huzurundayız. Sana hamd, izzet, övgü ve yüceliğinden sunuyoruz. Buraya gelemeyen kardeşler var ya Rab. Dua isteyen kardeşler var. Hasta yatağında yatan kardeşlerimiz var. Hastanede olanlar var. Onlara şimdi dokun. Yaşlılarımız var. Onlara dokun. Gençlerimiz var. Onlara dokun ya Rab. Dokunsun bugün ruhun. Her birinin bedenine, ruhuna, canına bugün ruhun dokunsun ya Rab. O gün olduğu gibi bugün de yer sarsılsın ya Rab. Işığın parlasın. Ruhun egemenlik sürsün ya Rab. Sana hamd, izzet, övgü ve yüceliğinden sunuyoruz. Bizi duyduğun için, bizi işittiğin için, bizi cevaplayacağın için, yaşayan ve diri olan İsa Mesih'i amin ya Rabbim. Amin. Oturalım sevgili kardeşler. Oturalım sevgili kardeşlerimiz. Bugün İncil'in Matta bölümünden, 28. bölümünden sizinle paylaşmak istiyorum. İsa Mesih'in hac üzerindeki son dakikaları ve diriliş gününün kudretli, sevinçli haberleri. Aslında bu sayfalar okunduğunda bize o kadar çok şey anlatıyor ki. Biraz önce okuduk İsa'nın kitabından. Ne söylüyor İsa Mesih için? Elemler adamı, acıları tanıyan. İsa Mesih'in elinde her türlü acının dermanı var mıydı? Şifanın gücü var mıydı? Her türlü yetkiye sahip miydi? Ama bizim başımıza gelmeyen her şey onun başına geldi. Bizim çekmediğimiz her şeyi o çekti. Bizim kabul etmeyeceğimiz her şeyi o kabul etti. Ya bir an insan düşünüyor. Neden böyle? Niçin? Bunun için bir şey olmalı. Bir fark olmalı. Bakın, göklerden gelen biri, yücelerden gelen biri bu dünyada istediği anda her şeyi yapabilecek olan biri doğumunun anından beri sıkıntı çekiyor. Doğduğu günden beri dert ve keder içerisinde. Hiç söylenmiyor. Hiç sızlanmıyor. Hiç dırdırlanmıyor. Hep çekiyor. Ne için? Ve kim için? Ve niye? Geldi en fakir aileyi buldu doğmak için. Paraları bile yok.
Bir şehre gittiler, doğum vakti yaklaştı. Eğer ki babalığı Yusuf'un cebinde parası olsaydı, ne yapardı? Orada güzel bir yer bulurdu ve karısını da oraya götürürdü. Derdi ki, karım burada doğum yapacak. Paranın açmadığı kapı var mı? Bugün olmadığı gibi o gün de yok. Ama bir aile o kadar fakir ki, Rab onlara bir müjde veriyor. Rabbin müjdesini almış olmalarına rağmen bir ahırı zorla buldular. İsa'nın doğduğu andan itibaren çile başladı. Bir ahırda dünyaya gelmek nasıl bir şey? İsa Mesih, sen hastalara şifa veriyorsun. Sen ölüleri diriltiyorsun. Sen görülerin gözünü açıyorsun. Her türlü ille senin önünde yok oluyor. Senin ağzından çıkan her bir söz yerine geliyor. Nerede doğdun İsa? İsa diyor ki, çok fakir bir aile olduğumuz için bir ahırda doğdum. İnsanın hafızası almıyor bir an için. Öyle değil mi? Tuhaf değil mi? Tanrı'nın işleri acayip. İsa'nın insanların önünde övünecek, insan anlayışına göre övünecek hiçbir şey yok. Bunun övünülecek bir tarafı var mı? Eğer bir sarayda doğsan anlatırsın. Huzurlu bir yerde doğsan anlatırsın. Ama güçlü olan, kudretli olan, göklerden gelen, herkesin hor gördüğü bir yerde gitti ve dünyaya geldi. Çile orada bitti mi? Ondan sonra kalktı. Bir yere gitti. Aradan biraz zaman geçti. Bir haber geldi. Öldürecekler. Haydi babalık ve anne yine İsa ile beraber nereye gidiyorlar? Memleketlerinden kaçıyorlar. Nereye? Mısır'a gidiyorlar. Kaçış kolay mı? Sürgün hayatına gitmek kolay mı? Sürgünlük yaşamak kolay bir şey mi? Ve sürgün hayatı yaşıyorlar. İsa sürgün hayatı yaşıyor. Dünyayı yaratan, dünyaya şekil veren insanların elinde öldürülmek üzere. Ve şimdi Mısır'a gidiyorlar. Mısır'da ne dersin, günlük gülistanlık bir hayat mı geçiyor? Para var mı acaba? Yiyecek bir şey var mı acaba? Hayır. Yokluk, açlık, perişanlık, sıkıntı. O yüzden kelam diyor, acıları tanımış elemler adamı diyor. Biz onun çektiği acıları çekmedik. Onun imkanı bizim elimizde olsa neler yaparız? Ama hayır. Ezildikçe eziliyor. Ve Mısır'da kaldı. Acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde. Sonra kalktılar ve geri geldiler. Nereye gittiler? Gittikleri yeri biliyor muyuz? Yeruşalim'e mi geldiler? Yeruşalim zenginlerin kenti. Büyük şehirler her zaman zenginlerin kentidir. Büyük şehirler her zaman varlıkların yeridir. Şimdi onun yeri neresi olması lazım? Yeruşalim olması gerekmez mi? En iyi bir yer olması gerekmez mi? Hayır. Gitti bir bölgeyi seçti. Öyle bir bölgeyi seçti ki herkes oranın insanından nefret ediyor. Nereye gitti? Celile'ye gitti. Celile bölgesine gitti. Oradan da bir yer buldu. Orada da bir kasaba buldu. Bulduğu kasabanın adı ne? Nasıra. Nasıl bir kasaba Nasıra? Herkes tarafından övülen bir kasaba mı? Sevilen bir kasaba mı? Adamın bir tanesi söylüyor. Nasıra'dan adam çıkar mı diyor. Ve İsa böyle bir kasabada. Adamın olmadığı bir yerde. Öyleyse orada herkes var. Serserisi, haydutu, hırsızı, arlısı, arsızı hepsi orada. İsa'ya yakışıyor mu? Ama İsa orada. İsa orada iyi şeyler mi gördü? İsa'nın yaşadığı kasaba bile adı itibariyle o kadar kötü ki İsa'nın hor görülmesine yeter. Nerelisin? Nasıralı. Nasıra'dan adam çıkmaz. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunlar kimin başına geliyor? İsa'nın başına geliyor. Peki onun başına gelenlerden bir parçası bizim başımıza gelse bunalım geçirir miyiz? Psikolojimiz bozulur mu? Doktorlara gider miyiz?
İnsanlar tarafından hor görülmek güzel bir şey mi? Ne dersiniz? İnsanlar tarafından reddedilmek güzel bir şey mi? Aşağılanmak güzel bir şey mi? Sürekli taş atılması sana güzel bir şey mi? Ve sana şöyle yandan yandan bakıp manalı manalı gülmeler güzel bir şey mi? İsa geziyor, dolaşıyor ama nereli bu adam? Nasıralı. Nasıra'dan adam mı çıkar? İsa doğduğu günden beri dertli. Peki bütün bunlar için İsa'nın dertlendiği, İsa'nın söylendiği bir ayet var mı? Hayır. İsa'nın bir derdi var. Baksın diyor, bu insanlar benden nefret etsin. Varsın beni hor görsün. Varsın beni unutsun. Varsın beni bıraksın. Ama ben onları unutamam. Ben onları bırakamam. Ben onlardan vazgeçemem. Onların benim için olan düşüncesi başka. Benim onlar için olan düşüncem başka diyor. Ve İsa son ana kadar sıkıntı çekiyor. Peki bununla mı kaldı? Bununla kalmadı ki. Yapmaya başladı mucizelerini, kudretli işlerini yapmaya başladı, harikaları yapmaya başladı. Ama yapmaya başlamasına rağmen, onun mucizelerini görmelerine rağmen ne söylediler? Yok canım dediler, bu adamda cin var dediler. Cinlerin kuvvetiyle cinleri çıkarıyor dediler. Ve İsa'ya ne dediler? Cinli adam dediler, değil mi? İsa günahkarları sevdi, günahkarların yanında oturdu. Ve dediler ki iyi bir adam olsaydı günahkarın yanında oturmazdı. Demek ki o da onun gibi. Bakın İsa'nın hakkında neler söyleniyor. İsa Mesih bunları duyuyor mu? Bunları biliyor mu? İnsanların yüreğini çok iyi biliyor değil mi? Ama İsa hiçbir gün dedi mi ki acaba bu insanlara niye benim hakkımda böyle düşünüyorsun? Ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Dedi mi? Demedi. Onlar utandırdı mı? Utandırmadı. Çünkü İsa'nın derdi bir başkaydı. Bununla kaldı mı? 3,5 yıl boyunca seçtiği biri yanında oturdu. Keseyi de ona emanet ettiler. Dediler ki yardım için toplanan paralarda Yahuda sen tut. 3 yıl boyunca sofrasından yiyen gitti 20 parça gümüş için İsa'yı sattı mı? Satılmak kolay bir şey mi? Ne dersiniz? Satılmak kolay mı? Arkadan hançerlenmek kolay bir şey mi dersiniz? Başınıza gelse ne yaparsınız? Ve İsa bunu da çekti. Hak etmiş miydi? Etmedi. Ama insan oğlunun ne kadar gaddar, ne kadar acımasız, insan oğlunun ne kadar günahların pençesinde olduğu görülsün diye bütün bunların olmasına izin verildi. Öyle ki insanlık neslinin üzerinde nasıl bir ruh işliyor bu meydana çıksın sevgili kardeşler. İşte tablo bu. Bu insanlar kim? Bu insanlar sen. Bu insanlar ben. Bu insanlar biziz. İsa'ya karşı olan tavır ve davranış bu. O yüzden de o elemler adamıydı. O acılar çekti. Ve yetiştiği zaman nasıl bir evdeydi? Varlıklı bir evde miydi? Zengin bir evde miydi? Büyük ihtimalle İsa günlerce aç kalıyordu. O yüzden de çok uzun zaman dualara gittiğinde yemeği içmeyi hiç düşünmüyordu. Öğrenciler acıkıyorlardı, hemen yiyorlardı. Çağır İsa gelsene, açlıktan öleceksin, sen ne yapıyorsun? O açlığın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Acaba onun sofrasında ne vardı, ne dersiniz? Günlük sofrada bir marangozhanede ne vardı? Büyük ihtimalle belli bir yaştan sonra babalığı Yusuf da ölmüştü. O da yoktu. Evin içerisinde kardeşler vardı. Peki her biri birbiriyle anlaşıyorlar mıydı acaba? Hayır. O evde de karışık bir grubu vardı. Ama İsa yine aynı şekilde hiç kimseyi suçlamadan önüne bir hedef koydu. Dedi ben bunlar için geldim. Yani ezildikçe eziliyor. Horlandıkça horlanıyor.
çiğnendikçe çiğneniyor. Reddedildikçe reddediliyor. Şimdi böyle bir ruh hali içerisinde bir kişi nedir? Ben bu adamlar için mi canımı vereceğim? Demez mi? Ben bunlar için mi kendi canımdan vazgeçeceğim? Bunlar için mi feda edeceğim kendi hayatımı? Değer mi bunlar? Size şunu söyleyeyim. İsa Mesih'in gözüyle bakarsan değer. Çünkü İsa Mesih baktığı zaman o insanların üzerinde egemenliği süren günaha bakmıyordu. Rabbin benzeyişine ve suretine bakıyordu. Ve bu benzeyişin ve suretin günah tarafından ne hale getirildiğini görüyordu. O yüzden de bütün bunlar İsa'yı hırslandırdı. Ve İsa'nın biriyle savaşı vardı. Kimle? Günahla. Eğer beni reddettilerse onların üzerinde işleyen günahtır bunu yapan. Eğer ben gemlikte doğdumsa onların üzerinde işleyen şeytan egemenliğidir bunu yapan. Eğer hor görüldüm, aldatıldımsa, reddedildimse, hakarete uğraldımsa, aşağılandımsa onların üzerinde işleyen günahtır. Öyleyse ben bu günahla savaşacağım. İsa bir noktaya odaklandı. Neye? Günahla savaşmaya. Günahın bedeli ölüm. Öyleyse dedi, bu bedeli ödeyeceğim ve bu insanoğlunu kurtaracağım. O yüzden de kendisini ölüme teslim etti. Kurtulabilecek yerde kurtulma yolunu insansal düşünceyle seçmedi. Çünkü o kurtulacağını biliyordu. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Ama insanı bu kadar gaddar duruma getiren bu günahın mutlaka bu insanlığın üzerinden çözülmesi lazım. Bu ölüm ücretinin ödenmesi lazım. Bu bedelin ödenmesi lazım. Çünkü benim yarattığım insanlık bu değil diyor başlangıçta. Madem onda günah egemenliği sürüyor, o günahın kuvvetinin çözülmesi lazım. İsa o yüzden de yapılan hiçbir şeye karşı duygusal bir tepki vermedi. Ama dedi ki, ben bunu nasıl çözeceğim biliyorum. Ve işte o gün geldi. O gün her şey yerine geldiğinde İsa Mesih, uzatmayacağım konuyu, nereye çıktı? Haçın üzerine, çarmıha çıktı. İnsanlar İsa'nın haça niye çıktığını biliyorlar mıydı? Mezmuru okuduğumuz zaman, mezmurlarda diyor, etrafımı diyor zorlu başan boğaları kuşattılar diyor. Nedir bu zorlu başan boğaları? Köpekler çevremi sardılar diyor. Nedir onlar? Çünkü orada şeytanın egemenliği vardı. İsa ölürse şeytan rahat edecekti. Çünkü niye? Şeytanın bütün yetkisi İsa Mesih'in önünde dayanamıyordu. Cinler bağıra bağıra gidiyorlardı. Ölüm önünde duramıyordu, ölüler diriliyordu. Körlerin gözü açılıyordu, kötülümler şifa alıyordu. O yüzden de şeytan, evet İsa ölürse ben kurtulacağım. Ama İsa'nın yüreğinin derinliğindeki fikir nedir? Evet, ben ölürsem insan oğulları kurtulacak. Şimdi bir yanda şeytan İsa ölürse kurtulacağım sevincinde ama öbür taraftan da İsa diyor ki ben ölürsem insan oğulları kurtulacak. Şimdi ikisinin planı çok farklı. Bu yüzden haç üzerinde bir mücadele var. Ama ne söylüyor İncil'in Matta 27. bölümü 45. ayette diyor ki öğle vakti 12'den 3'e kadar ülkenin üzerine bir karanlık çöktü diyor. İsa nerede? Haç üzerinde. Nasıl bir karanlık? Birdenbire. Şimdi şöyle düşünün. Aydınlık bir hava içerisindeyiz. Birdenbire her tarafın zifiri karanlığına dönüştüğünü düşünün. Tam bu saatler diyelim. Ne yaparsınız? Birdenbire bugün geceye dönerse ne yaparsınız? Acaba der misiniz ki ya ne alametler, ne mucizeler oluyor, hele havaya bakalım ne oluyor falan filan. Yoksa herkes şaşkın şaşkın bir şeyler oluyor. Bir korku sarar mı? Bir dehşet sarar mı? Ne diyor?
her ülkenin üzerine karanlık çöktü. Şimdi acaba bu karanlık neydi sevgili kardeşler? Haç'ın üzerine gelen o ülke Yeruşalim'in üzerine göklerden inen o karanlığın gücü neydi? Size şunu söyleyeyim, o ölümün gücüydü. O günahın gücüydü. Çünkü İsa haç üzerinde, İsa'nın bir savaşı var ve şimdi ölümün onu yutması lazım. Günah bütünüyle onun üzerine geliyor. Şimdi kimse bilmiyor, kimse bu ağırlığın farkında değil. Ama orada müthiş bir mücadele var. Şeytanla olan bir mücadele. Bunu nerede fark edebiliyoruz biliyor musunuz? Bazen insanlara dua ettiğimiz zaman, o insanların içindeki o kötü ruh çıkacağı zaman o kişi nasıl çırpınıyor, nasıl çırpınıyor, nasıl çırpınıyor? Çırpındıktan sonra da ölü gibi yere yıkılıyor. Çünkü niye? O anda, görün ne oldu söyle bana, diyor ki birdenbire üzerime diyor bir ağırlık çöktü, bir karanlık çöktü. Ve diyor ben buna dayanamadım diyor. İçinden bir feryat. Sevgili kardeşler, ölümün gücü o kadar ağır ki. Şimdi biz günah içinde yaşıyoruz ama aslında günahın ağırlığının ne olduğunun farkında değiliz, bilemiyoruz. O anda bütün onlar İsa Mesih'in üzerine geldiğinde düşünün ki hayatında günah işlememiş. Günahın ne olduğunu bilmiyor. Çünkü günah yaşamamış. Kutsal olan şimdi bütün o günahı üzerine çekmesi lazım. Hepsinin yükünü kendi üzerine alması lazım. O karanlığın gücü İsa'nın üzerinde. İşte o anda İsa Mesih'in söylediği bir söz var. Çünkü herkes bir şeyler bekliyorlar. Acaba diyorlar İsa bir mucize yapacak mı? İsa acaba o haçtan aşağı inecek mi? Kendini kurtaracak mı? Ama o anda söylediği söz, Eli, Eli, lama sabachthani. Tanrım, Tanrım, neden? Neden bıraktın? Neden beni bıraktın? Çünkü öylesine bir ağırlık ki, günahı tatmayan, günahı tadıyor. Ama etrafındaki insanlar bunun farkında değiller. Haçın üzerinde bir savaş var. Haçın üzerinde öyle bir savaş var ki kimse bunu bilmiyor. Herkes bir şeyler düşünüyor. Herkes orada değişik mucizeler beklerken adeta feryadı var. Beni neden bıraktın? İsa Mesih neden terk edildiğini bilmiyor mu? Başına gelecekleri bilmiyor muydu? Ama etrafındakiler bilmiyor. O yüzden diyor karım, beni neden bıraktın? Bunlar birbirinin haberi yok. Neden bütün bu karanlık üzerime geliyor? Bunlar bir şey bilmiyorlar. O yüzden de İsa Mesih yüksek bir sesle bunu söyledi ki insanlar bir şey anlayabilsinler diye. Biraz önce mezmurda da okuduk değil mi? Hazreti Davud'un mezmurunda. Hazreti Davud ruh gözlerle haçı gördü, çarmıhı gördü, bu sözleri gördü. Öyleyse Davud'un gözlerinde görülen o İsa Mesih'in haçının şimdi gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu yüzden de İsa Mesih Davud'un ağzına çıkan aynı sözleri ne yaptı, kullandı? Tanrım, Tanrım beni neden bıraktın? Orada duranların bazıları anlayamadılar ne dediğini. Şöyle düşündüler. Galiba dediler İsa İlya'yı çağırıyor dediler. Acaba bakalım, biraz bekleyelim. Acaba İlya gelip de İsa'yı kurtaracak mı? Çünkü hep insanların bildiği neydi? Eğer birisi hastaysa biri gelir dua eder, şifa alır. Daha geçmiş çağlarda da ölmüş olan bir çocuğun üzerine Elişa peygamber geldi, dua etti. Elişa peygamber vasıtasıyla ölü çocuk ne oldu? Dirildi. İsa Mesih dua etti, ölüler dirildi. Yani birileri dokunursa ölü dirilir. Şimdi burada da İsa'ya birinin yardım etmesi lazım diye düşünüyorlar. Herhalde diyorlar İsa birini yardıma çağırıyor. Ama bilmiyorlar İsa Mesih'in herhangi birinden yardım almasına ihtiyacı olmadığını. İsa Mesih ne dedi? Canımı ben
kendiliğimden veririm. Ben onu vermeye de kadirim, onu geri almaya da kadirim. Yani benim birinin yardımına ihtiyacım yok. Birinin bana gelmesi gerekmiyor. Ama bu halk henüz İsa'yı bilmediklerinden bekliyorlardı. Onun çok acı çektiğini düşünerek hemen bir tanesi diyor koştu, bir sünger getirdi, eski şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya verdi. Şimdi neden bu ekşi şarabı, sirkeyi verdi ki İsa içsin ki biraz acıları dinsin. Çünkü oradaki insanlar bunu böyle düşündüler. Acaba İsa'yı yakan elindeki çivilerin acısı mı? Ayaklarındaki çivilerin acısı mı? Yoksa İsa'yı yakan yürek acısı mı? Ne dersiniz kardeşler? İsa'nın yüreği öylesine yanıyordu ki vücudunun ne ağrısını ne de acısını hissettiğini sanmıyorum. O anda üzerine gelen öyle bir karanlık güç var ki onunla savaşırken bedeninden akan kanın derdine düştüğünü sanmıyorum. Böyle bir şey mümkün olmaz. Ama onun derdi başka. Onun bir savaşı var orada. Ve hala onlar diyorlar acaba İlya gelecek mi? Acaba gelip onu kurtaracak mı? Ama bir an oldu. Artık o ağırlık, o karanlık öylesine bir çöktü ki. İşte o anda zaferin ilan edilmesi lazımdı. Öyle bir şey olması lazımdı ki o karanlığın birdenbire dağılması lazımdı. Ne oldu biliyor musunuz? Kelam şöyle söylüyor. İsa, bakın, öğlen 12'den 3'e kadar ne var? Karanlık var. 3'e kadar karanlıkla İsa boğuşuyor. Tam saat 3 sıralarında, 3 saat sonra İsa birdenbire bir şey yapıyor. İsa diyor yüksek sesle bir kez daha bağırdı. Şimdi daha öncekilerinde bir şeyler söylüyor. Ama burada ne söylüyor İsa? Bağırdı diyor. İsa niye bağırdı acaba? İsa ne diyerek bağırdı? Şimdi kelam burada yazmıyor. Söylediği söz. Ama İsa bağırırken ah mı dedi? İsa bağırırken vah mı dedi? Yandım anam mı dedi? Ölüyorum mu dedi? İsa diyor bağırdı. Sevgili kardeşler bakın oradan gelen o karanlığa karşı İsa'nın öyle bir sesi var ki, öyle bir bağırış var ki o anda ne oluyor biliyor musunuz? O anda o bağırışın gücüyle öylesine bir hareket oluyor ki birdenbire Yeruşalim sirkelenmeye başlıyor. Deprem oluyor. Mabet sallanmaya başlıyor. İsa bağırdığı anda birdenbire mabedin önündeki o en kutsal yeri kapatan perde ortadan ikiye yarılıyor. İsa şimdi ne için bağırmış acaba? Düşünebiliyor musunuz? İsa bir engel var. İsa karanlığın bir gücü var. İsa o bağırışıyla, o içinden çıkan sesin gücüyle karanlığı öylesine bir yırtıyor ki o ses gidiyor ve mabedin perdesinin ortadan ikiye ayırıyor. Çünkü oraya girmek yasak. Neden dolayı? Günahtan dolayı. Çünkü ora en kutsal yer. En kutsal yere bile Yahudi din adamları senede bir defa girebilirlerdi. O da hem kendi günahları için kurban keseceklerdi, hem de cemaatin günahları için kurban keseceklerdi. Ondan sonra Tanrı'nın ahit sandığının, o Musa'ya verilen taş levhaların olduğu sandığın bulunduğu en kutsal yere gireceklerdi. Ama biliyor musunuz? Oraya giren ufak bir yanlış yapsa anında ölüyordu. Onu almaya giden de ölüyordu. Oraya kimse giremez. O yüzden de ne yaparlardı biliyor musunuz? Senede bir defa bu tören yapılacağı zaman hangi din adamı o en kutsal yere girecekse onun beline ip bağlarlardı. İp de orada dururdu dışarıda. Şimdi
Kahin geliyor. Bu perdenin arkasından içeri giriyor, töreni yapıyor. Eğer biraz gecikti gelmediyse şöyle düşünüyorlar. Demek içeride yanlış bir şey yaptı ve Rab onu vurdu. Ne yapalım? Hadi iple yavaş yavaş çekelim. Girebiliyorlar mı? Giremiyorlar. Dokunabiliyorlar mı? Dokunamıyorlar. İple çekiyorlardı ölmüş olan kahinin bedenine. Şimdi böyle bir yere girmek kolay mı? Sırası gelen kahin bir sene sonra başka bir kahine sıra geldi. Düşünün ki bir önceki kahin yanlış bir şey yaptı ve onun ölüsünü iple çekti aldılar. İkinci sene kura başka bir kahine düştü. Şimdi o kahin içeri girecek. Ne dersiniz? Kendi kurbanını kendi günahları için kesti mi? Kesti. Halk için de kurbanı kesti mi? Kesti. Dualarını etti mi? Ama şimdi oradan içeri girecek. Biraz cesaret ister değil mi? Girsek mi girmesek mi? Bu kura da nereden bana düştü? Ufak bir şey yapılırsa affedilmesi yok biliyor musun? Şöyle bir düşünün. Ter döker misiniz, dökmez misiniz? O zaman serpak da yok. Zavallı adam mendil de mutlaka ıslanmıştır. Kan ter içinde şimdi gireceğiz içeri. Mutlaka geridekilerine söyle arkadaşlar benim için dua edin. Gideyim dikkatli olayım. Oradan içeri girecek. Orası Tanrı'nın kutsal yeri. Kimse giremez oradan içeri. Ama birilerinin girmesi lazım artık. Korkunun ortadan kalkması lazım. Ölümün ortadan kalkması lazım. Tanrı'nın öfkesinin artık bir yerde dinmesi lazım. Bu perdenin açılması lazım. Çünkü herkes diyor orada ne var? Orada Tanrı'nın kutsal sandığı var. Ama oraya nasıl gireceğim? Şimdi İsa'nın bir derdi var. Diyor ki evet ben madem ki günahın yükü var o günahın yükünü üzerime alacağım. Ve öyle bir şey yapacağım ki o günahı o karanlığı 3 saattir üzerinde işleyen bu karanlığı öyle bir yırtacağım ki öyle bir parçalayacağım ki dedi ve acaba o anda İsa nasıl bir ses çıkardı içinden. Hiç düşünen oldu mu sevgili kardeşler? Kendi kendime düşünüyorum. Acaba diyorum o nasıl bir sesti? O nasıl bir bağırıştı ki o anda sirkelendi? Bu neye benzer? Bir yere bomba atılırsa o bombanın gürültüsünden her yer sirkeleniyor değil mi? Bombanın sesinden daha güçlü bir sesin buradan çıkması lazım. O karanlığı dağıtması lazım. Bir bomba gibi buradan çıkan o ses ne yapıyor? Karanlığı yok ediyor ve mabedi sirkeliyor, sarsıyor ve perdeyi ortadan ikiye yarıyor. Ve aynı zamanda bir şey daha oluyor. Mezarlar açılıyor. Ve o anda açılan mezarlardan kutsallar giriyorlar. Ve bu kutsallar Yeruşalim'e giriyorlar. İnsanlar görüyor. Ama herkese almış olan bir korku var. Perde açılır açılmaz. İsa'nın işi tamamlanıyor. Ve ne yapıyor? Kelam şöyle söylüyor. Bağırdı, perde açılır açılmaz, ruhu teslim etti. Baba, işim tamam, al. Haleluya! İş tamam, iş bitti. O gün yaşayanlar arasında kim bunu anladı? Hala insanlar Tanrı'nın huzur diyarına gideceğini düşünüyorlar. Orada bir perde var. O perde kim? Bakın sevgili kardeşler. İbranilere yazılan mektubu okuyalım. İbranilere yazılan mektupta ne söylüyor? 10. bölüm 19. ayet. Bu nedenle ey kardeşler İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bizi açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye artık cesaretimiz vardır. Nerede? İsa'nın bedeni. O perde İsa'nın bedeni. O anda yırtıyor ve diyor ki evet günahı dağıtıyorum. Artık sizi kutsuyorum. Girin içeriye babanın huzur diyarına. Cesareti İsa'nın kanından alıyoruz sevgili kardeşler. Biz bu huzur diyarından içeri girebilir miyiz? Bu kutsal yerden içeri girebilir miyiz? Ne diyor?
yani İsa'nın kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye artık neyimiz var? Cesaretimiz var. Biraz önce kahini anlatmıştım, kanter içinde değil mi? Şimdi artık perde var mı orada? Perde yok. İçeri girebilir miyim? Girerim. Nedir bu cesareti nereden alıyorum? İsa'nın kanından, İsa'nın haçından, İsa'nın parçalanmış olan bedeninden alıyorum. Ve giriyorum içeri. Oradan içeri girenlere Tanrı öfkeleniyor muydu? Yanlış yaptıklarında. O kahinleri vuruyor muydu yanlış yaptıklarında? Vuruyordu değil mi? Şimdi peki ben içeri girdiğimde Tanrı öfkeleniyor mu? Tanrı öfkeleniyor. Şöyle bir öfkesiyle bakıyor. Birdenbire duruyor Tanrı. Ne görüyor? Sende ne görüyor? Sende İsa'nın kanını görüyor. İsa'nın kanı Tanrı'nın öfkesini yatıştırıyor. Ve Tanrı'nın sevgisi alevleniyor. Ve sonra Tanrı'nın çehresi değişiyor. Gel yavrum. Gel babanın krallığından içeri. Çünkü o anda Tanrı yargı tanrısı, öfke tanrısı, gazap tanrısı İsa'nın kanı karşısında baba tanrıya dönüşüyor birdenbire. Ve ondan sonra sana baba oluyor. Ve seslenirken de gel evladım. Ölüme gelmeye hakkın var. Bu yüzden de cesareti nereden alıyoruz? İsa'nın kanından alıyoruz. Evet, cesaretimiz vardır diyor sevgili kardeşler. Ve böylelikle de İsa Mesih ne yaptı diyor? Şimdi ruhu teslim etti. Dedi ki baba, işim tamamdır. Ruhu kim aldı İsa'dan? Hayır, kimse almadı. Kimse almadı. İsa teslim etti diyor. İsa verdi diyor sevgili kardeşler. İsa verdi. Biraz önce bir ayet söylemiştim. Ne demiştim? Kimse canımı benden alamaz. Onu ben kendiliğimden veririm. Çünkü canımı vermeye de onu geri almaya da yetkim var. Şimdi ne yaptı? Baba, bütün mesele buydu. Artık günahın bedelini ödedim. O perdeyi de açtım. Ve kurtuluş kanını döktüm. Artık onlar benimdir. İşim tamam. Ve böylelikle İsa nerede? Tanrı'nın yanında. İsa'yı aldılar. Götürdüler. Cesedini ne yaptılar? Bir mezara koydular. Kimin mezarına koydular? Birinin mezarına koydular. Burada da yine bir çelişki var. İsa'nın ne parası var, ne pulu var. İsa'nın ailesinin de parası yok. Babalığının da parası yok. Bir mezarı bile yok. İsa'nın bir mezarı bile yok. Adamın biri kalktı ve geldi. Yusuf adında biri. Dedi ki, ey Pilatus, İsa'nın cesedini bana ver. Büyük ihtimalle sordu öğrencilerine, İsa'nın bir kabristanı var mı? Bir aile mezarı var mı? Herhalde dediler ki, yok öyle bir şey. İsa'nın mezarı da yok. Ve bu adam dedi ki, tamam, ben götüreceğim ve kendi mezarıma koyacağım. Bu adamın yüreğinin sevgisi, çünkü bu adam Arimetiyalı Yusuf adında biri, zengin biriydi. Kayadan bir mezar yaptırmıştı. Kayadan kendisi için, ailesi için yaptırdığı mezara aldı diyor, götürdü ve İsa'yı koydu. İsa mezara koyulurken bile emanet bir mezara girdi. Bu da acı değil mi? Bakın İsa'nın hayatına. Ama zaferi o kadar büyük ki. İnsanların verdiği değer bu. Yani İsa yaşadığı bütün günler boyunca soyuldu, yağmalandı.
İnsanlar kendileri için adeta kullandılar. O da razı oldu. Kırkılmaya giden koyun gibi ağzını açmadı diyor. Ama onun bir derdi vardı. Yok dedi. Sizi bu mabetten, bu mabedin perdesinden öteye götüreceğim. Benim işim bu. Siz kaybolmuş olanlar, bu günahın ağır yükü altında ezilenler, sizi Tanrı'yla barıştıracağım. Benim derdim bu. O yüzden de Korintoslara yazılan mektubu okuduğumuzda ne söylüyor bakın. 2. Korintoslarda olacak 2. Korintoslular 5. bölümde. Ne diyor? Devam edelim. Şurada biri herkes için öldü. Öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş, dirilmiş olan İsa Mesih için yaşasınlar. Ve devam ediyoruz. Bunun paralelinde Koloseliler'e yazılan mektup, şöyle bir bakalım. Orada da ne söylüyor? Diyor ki, Mesih'in çarmıhta, Koloseliler 1. bölüm 20. ayet. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Kim razı oldu? Tanrı razı oldu. Yerdeki ve gökteki her şeyi barıştırmaya razı oldu. Şimdi hatırlayın. Esenlik kelimesini hatırlayın. Geçen hafta esenlik üzerinde konuşurken bir şey söylüyordum. İsa Mesih, Osanna, Osanna dedikleri zaman ne söylüyorlardı? En yücelerde esenlik değil mi? Yeryüzünde esenlik demediler. En yücelerde esenlik, göklerde esenlik sağlamıştı. Ama şimdi İsa Mesih dökmüş olduğu mukaddes kurban kanıyla yeryüzünde de esenliği sağladı mı? Sağladı. İman edenlerin üzerine Rabbin esenliği geldi mi? Ne diyor? Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenlik sağlandı. O yüzden de İsa Mesih dedi hizmetkarlarına, nereye giderseniz gittiğiniz her yere şunu söyleyin. Sana esenlik olsun. Kimin esenliği? Mesih'in esenliği. Esenliğimi size veriyorum. Esenlikte olun. Haleluya. Bugün insanlar selam veriyorlar birbirlerine ama selamın nereden geldiğini bilmiyorlar. Esenlik diliyorlar ama esenliğin nereden geldiğini bilmiyorlar. Esenlik olması için Mesih'in kanının olması lazım. Ancak Mesih'in kanı tanrısal yargıdan bizi ne yapar? Özgür kılar sevgili kardeşlerimiz. İsa esenliği sağladı mı? Sağladı. Perdeyi açtı mı? Açtı. Günahın bedelini haç üzerinde ödedi mi? Ödedi. Biraz önce söyledim. Mezarı bile yoktu. Zengin bir adam götürdü mezarına koydu cesedi. Peki İsa nerede şimdi? Biraz önce bir şey söyledik. Ne dedi? Teslim etti. Al dedi. Orada mı İsa? İsa o anda orada değil. Şimdi teslim etti. Ama orada değil. Nerede biliyor musunuz? Aşağıya indi. Ölüler diyarına indi. Ölüler diyarına gitti. Ne yaptı orada? 3 gün boyunca ölülere İncil vaaz edildi. İsa yaşıyor. İsa şimdi ölülerin vakti dedi. Evet, yeryüzünde dedi o karanlığın gücünü yırttım. Ama ölmüş olan ölüler var. İmanla Mesih'i bekleyen, imanla ölmüş olan, bu kurtuluş gününü özlemle bekleyenler var. Ve İsa gitti ve İncil'i ölülere vaaz etti. Ve o gün özlemle bekleyenlerin hepsi sevindiler. Ama o gün İsa'yı kabul etmeyenlerin hepsi
yargıyı ve hükmü ölüler diyarında giyindiler. Acaba ölüler diyarında ne oldu? Herkes birbirine küfretmiştir. Senin yüzünden ben buna iman etmedim. Hayır, sen beni aldattın. Sen beni baştan çıkardın. Sen beni yoldan çıkardın. Sen bana yanlış şeyi öğrettin. Ben İsa'ya gidecektim, sen engel oldun. Diye herkes birbiriyle dediğini tırmanacak mı? Ama o gün ölüler diyarında özlemle Rabbim peygamberlik sözlerine iman edenler İsa'nın diriliş müjdesini aldıklarında ne oldu? Huzur içinde sevinç çığlıkları attılar. Ve Rabbin önünde sevindiler. Onlar ne ter döktüler ne de gözyaşı döktüler. Onlar ne yaptılar? Sevindiler. Çünkü esenlik size dedi. İsa ölüler diyarına girdiği zamanda özlemle bekleyenlere büyük ihtimalle ne söylemiştir, orada olanlar yazılı değil. Ama Petrus'un mektubunu okuduğunuz zaman ölüler diyarına vaaz ettiğini görürsünüz. Oraya da gittiğinde size esenlik olsun dedi mi acaba? Ölüler diyarında esenlik olur mu? Mesih'te esen olur. Çünkü İsa Mesih yanındaki hayduta ne söylemişti? İman eden hayduta, merak etme, bugün benimle sen de cennettesin. Mesele budur. İsa'nın olduğu yer cennettir. Aşağıda olsa cennet, yukarıda olsa cennet. İsa neredeyse orası cennettir. İsa'nın olmadığı yer ise cehennemdir. O yüzden İsa diyor, ardımca gelin. Nereye? Cennete doğru. Ardımca gelin vaat edilen diyara doğru. Ardımca gelin sonsuzluğa doğru. Çünkü ben ölümü yendim. Ve üçüncü gün olduğunda, pazarın sabah erken vaktinde ilk defa kimdi? Kadınlar koştular ve mezara gittiler. Çünkü bir şeyi eksik yapmışlardı. Yahudi törelerine göre ölü gömüldüğü zaman değişik hoş koku baharatlar sürerlerdi onun vücuduna. Ama bu kadınlar bunu eksik yaptılar. Vakit yetişmedi. Çünkü niye? Orada o adam gelip de İsa'nın cesedini alıp keten beze sarıp götürdüğü zaman kadınlar yanaşamadılar. İzin verilmedi. Onun için kadınların yüreğine dert oldu. Bakın bu kadınların yüreğinde bir sevgi var. Yo yo dediler. İsa için bir töreyi eksik yaptık. Gidelim bari vücuduna, töremize uygun baharatlar sürelim. Sevgiyle gittiler o kadınlar. O kadınların derdi başka bir şeydi. O yüzden de onlar gittiklerinde ne olacağını bilmiyorlardı. Kendi kendilerine dediler ki, acaba bu taşı kim açacak? Çünkü bu taşı açmak mümkün değil. Taşın üzerinde mühür var. Kimin mührü? Pilatus'un mührü var. Çünkü Yahudi din adamları dediler ki oraya mühür koy ki hiç kimse açamasın. Olabilir ki dediler İsa'nın öğrencileri gece gelir çalar. Sonradan da dediler ki İsa dirildi. Çünkü bu adam dirileceğini söylüyor zaten. Cesedi çalarlar, İsa da dirildi derler, başımız daha çok belaya girer. O yüzden ey Pilatus askerlerini gönder, bir de mühürü koy. Pilatus dedi hiç korkmayın. Ben taşa mührümü koyarsam benim mührümü kimse ne yapamaz? Açamaz, kaldıramaz. Askerlerim de orada. Ama Pilatus kimle uğraştığını bilmiyor ki. Roma'nın mührü nedir Tanrı'nın önünde? Roma'nın mührü nedir İsa Mesih'in önünde? Ve o gün geldiğinde kadınlar diyorlardı ki, belki de kelam detaylı yazmıyor ama düşünebilirler. Acaba askerler falan izin verir mi? Taşı açarlar mı? Mührü çözerler mi? İçeri girer miyiz? Giremez miyiz? Ne yapalım? Ama yine imanla olsunlar diyor. Baharatlarla biz gidelim. Kadınlar yaklaştığı zaman ne gördüler birden? Mezar açık. Mezarın yanında kim var? Beyaz elbiseler giymiş olan biri. Ve bundan korku içerisindeler. Bunların bütün derdi İsa'yı görmek. Ve Rabbin meleği onlara gülümseyerek bakarken meleği gören askerler ne oldu, Romalı askerleri? Hepsi bayıldı. Mühür ne oldu? Yarıldı ortadan ikiye. Pilatus'un mührü işe yaramadı. Çünkü Rab kendi işini yapmaya başlamıştı.
Ve bu kadınlar orayı görecek. Ve melek dedi, içeri bir bakın bakalım. Siz İsa'yı arıyorsunuz değil mi? Çok seviyorsunuz. Ona hoş kokular getirdiniz. Bedenine sürmek için. Şimdi o hoş kokular yanınızda kalsın. Gidip kendisine verirsiniz. Gidin, şöyle söyleyin. İsa ölümden dirildi. Haleluya. İnanmıyor musunuz? Evet. İçeri bir bakın. Kadınlar şöyle bir baktılar. Hem korktular, hem sevindiler. Ama söyleyen melek. İlk müjdeyi kim veriyor? Melek. Rabbin meleği veriyor. Rabbin meleği diyor, İsa ölümden dirildi. Bugün hala birileri diyor ki, hayır İsa ölmedi ki dirilsin. İsa hep diriydi. Rabbin meleği diyor ki, hayır öldü ve dirildi. Ama birileri hala diyor ki, hayır ölmedi. İsa'nın ölümünü hazmedemeyen kim? Şeytan. Bu sefer şeytan planı değiştirdi. Bizim iş bozuldu dedi. Öyleyse başka bir laf atayım. Ne diyeyim? Hayır, İsa haça gelmedi ve ölmedi. Çünkü İsa'nın haçı şeytanın bütün planını bozdu. Bu yüzden de şeytan alabildiğince şimdi bir laf yayıyor ki İsa ölmedi. Ama İsa ise ne dedi? Ölüydüm. Şimdi ise dirildim. Birileri diyor ki bütün peygamberler yalan söylüyor. Birileri diyor ki hayır melek de yalan söylüyor. Birileri diyor ki hayır İsa öyle bir şey söylemez. Sanki İsa'nın yanından gelmişler. Bir türlü kabul edemiyorlar. Ama herkesi yalancı çıkarıyorlar, bir türlü şunu kabul etmiyorlar. Ya olabilir ki biri bana yalan söyledi. Bu kadar şahit yalancı mı? Bu kadar şahidi nereye koyacağım? Ama ne mutlu o kişiye ki Rabbin bu sözlerine iman eder ve der ki evet İsa ölülerden dirildi. Hristos Haryavi meral olsun. Aleluya. Rabb hepimizi kutsasın ve bereketlesin sevgili kardeşler. Gelin ayağa kalkalım. Bu İsa Mesih'in kanıyla, bedeniyle hazırlanmış olan kutsal kısık sofrasına birlikte imanla yaklaşalım. Birimiz varsa bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek bir günah içindedir. Bugün günahlardan özgür olma günüdür. Bugün bağışlanma günüdür. Bugün tövbe günüdür. Bugün Mesih'in sofrasına, kutsal fısıh sofrasına yaklaşma günüdür. Bütün mesele şunu diyeceksin. Evet, İsa ölülerden dirildi. İsa haç üzerinde benim günahlarım için öldü. İsa'nın kanı bu perdeyi yırttı. Öyle ki Tanrı'nın önüne gitmeye cesaretim olsun. Henüz biri varsa ki İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmedi. Yüreğine almadı. İsa Mesih'in haç üzerinde dökülen kanının kendi günahları için döküldüğüne iman etmeyen biri varsa ve bugün eğer iman etmek istiyorsa, evet ben tövbe etmek, ben İsa Mesih'in kanında yıkanmak, İsa Mesih'in kanı aracılığıyla, Tanrı'yla barışmak istiyorum diyen biri varsa, şu anda buraya gelsin, Rabbin önünde dursun ve Rabbin önünde tövbe etsin. Çünkü İsa'nın kurtarış kapısı açık. Öyle ki bu sofradan payımızı alalım. Sevgili kardeşler, İsa'ya ait olmadan, yani halk tabiriyle Hristiyan olmadan, iman etmeden fısıh sofrasından pay alamazsınız. Fısıh sofrasından, yani buradaki ekmekten ve şaraptan pay almak için tövbe edip
İsa Mesih'in haç üzerinde dökülen kanının senin günahların için olduğunu ağzınla ikrar edeceksin. Ve böylelikle Mesih'e ait olup ev halkından biri olarak bu sofraya yaklaşacaksın. Tanrı istiyor ki her birimiz bu sofraya yaklaşalım ve Mesih'in bedenine hissedar olalım. Varsa böyle biri kalksın ve ön tarafa gelsin. Rab çağırıyor. Böyle biri varsa Tanrı çağırıyor. Gelin diyor. Gelin bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin. Ben size yaşam veririm diyen Tanrı'nın önüne gideriz imanla sevgili kardeşler. Ve kendimizi hazırlayalım. Şimdi bir ilahi söyleyelim. Bu ilahi de beraber gönüllü hediyelerimizi de hazırlayalım. Kardeşlerin tarafa gelsinler. Rabbin hizmetinde kullanılmak üzere gönüllü hediyelerimizi de hazırlayalım. Madem ki Rab İsa Mesih kendi canını bizim uğrumuza feda etti, öyleyse biz de onun bize vermiş olduğu bereketlerden Rabbin hizmeti için Rab adına hediyelerimizi hazırlayalım. Gönüllü hediyelerimizi elimize alalım. Ta ki bu kutular dolaşıldığında biz de gönüllü hediyelerimizi sunalım sevgili kardeşler.